Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Ezgi benim komşum. Hastalarımı güvenle emanet ettiğim, ameliyat edeceğim hastaları, ameliyat öncesi, ameliyat sonrası takiplerini yapan, tabii ki yine ameliyat düşünmediğimiz hastalarda her türlü fizyoterapi gerektiren hastamızda desteğini benden esirgemeyen sevgili fizyoterapist arkadaşımız. Şimdi bir takım videolar çekeceğiz bundan sonra ve bunu da aslında devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü hastalarımızdan bu konuyla ilgili yoğun bir talep var. Egzersiz videolarıyla ilgili. Egzersizleri tabii biz anlatmaya çalışıyoruz. Ezgi de yani işi bu zaten sürekli anlatıyor. Ama hastalarımızın elinde de bunlarla ilgili bir takım görsel videolar olsun istedik. Onun için böyle bir seri yapmaya çalışacağız. Daha çok bize gelen sorularla ilgili, tabii Ezgi'ye de gelen sorularla ilgili. Ve bugün de başlıyoruz. İlk olarak ben Ezgi'ye sıklıkla başvuruyorum zaten. Kendi günlük sıkıntılarımla ilgili de. Tabii ameliyatlarda uzun süre sabit kalmak, özellikle yaptığım artroskopik kapalı ameliyatlarda uzun süre böyle eğik olun belirli pozisyonlarda kaldığı durumlar var. Gün içinde keza hasta bakarken uzun süre oturuyoruz masa başında ve bu da sırt ağrıları, postürle ilgili ciddi bir takım sıkıntılara yol açıyor. Ve tabii ki ne yaptım? Ezgi'nin kapısını çaldım. Ezgi şimdi bana bu konuyla ilgili yardımcı olacak ve buradan iyileşmiş şekilde çıkacağız inşallah. Evet Ezgi'cim, şimdi nasıl başlayalım? Benim dediğim gibi şu postür olayı canımı çok sıkıyor. Ne yapabiliriz bununla ilgili? Hocam öncelikle postür, kürek kemiklerimiz ve omuzlarla ilgili bir çalışma yapalım. Tamam. Sonra yatıştaki egzersizlerle devam edelim. Okey, tamam. Başlayalım. Öncelikle sizin yüzünüz duvara bakacak şekilde alıyorum. Burada biraz kürek kemiklerini çalıştırmak istiyoruz. Önce düz yukarı uzatıyorum kollarımı. Evet. Birazcık daha yaklaşabilirsiniz. Süper. Şimdi benim sol omzumda biraz sıkıntım var. Çok yaklaşamazsam sorun olur mu? Biraz daha geride kalabilirsiniz. Biraz daha geride kalayım. Ağrısız yaklaşabildiğimiz pozisyon bizim için yeterli. Tamam. Omuzları çok fazla yukarıya çekmiyoruz. Kürekleriniz mutlaka yerlerinde oluyor. Boynumuzun çok yukarıya ya da aşağı dönük olmamasına, tam karşıya bakmaya dikkat ediyoruz. Kollar yukarıda, sonra sağa doğru ve sola doğru ikisini açıyorum. Sonra aşağı, sonra tekrar yukarı şeklinde kürek kemiklerimizin hareketini hissetmeliyiz. Evet. Evet. Yukarı, tekrar aşağı. Bunu yaparken dudaklarımıza doğru omuzlarımızı çekin. Evet, daha yani çok. Sabahları uyandığımızda onu tekrar yaparak güne başlayabiliriz. Evet, kürek kemiklerinde hissediyorum evet. Hareketi. Aynen. Omuzu çok kullanmadan. Evet. Evet. Şimdi birinci hareketimiz bitti. Evet, İkinci ne yapıyoruz? Oldukça kolaydı. İkinci hareketimizde iki opsiyon belirleyelim istedik. Siz hangisini severseniz onu kullanın. Tamam. Bir tanesi Serhan Hocam'ın sevdiği egzersizlerden. Ellerimi yukarıda birleştirdim. Dirseklerim yaklaşık 90 dereceye yakın kırık. Arkada küreklerimi birleştiriyorum, uzatıyorum. Aynısını şöyle arkadan da tekrar yapalım birlikte. Siz de hocam. Evet. Ben bu hareketi gerçekten çok seviyorum. Ve kendimi hep şöyle mesela konsantre ediyorum, doğru mu? Arkamda kürek kemiklerimin ucunda sanki bir şeyi sıkıştırmaya böyle bir portakal koymuşum da onu orada böyle sıkıştırmaya çalışıyormuşum gibi kürek kemiklerini kapatmaya çalışıyorum. Benim kulunçlarıma çok iyi geliyor bu egzersiz. Evet, şimdi iyi geldi. Evet, bu bir de diğer versiyonu, diğer opsiyonumuz. Eğer bunu severseniz dirseklerimiz ve omuzlarımız aynı hizada. Önde dokunduruyorum, arkada küreklerimi tekrar sıkıştırıyorum. Aslında diğerinin biraz daha kolay, yanlış yapma ihtimalinizin az olduğu bir versiyon. O da yine kollar 90'da. Omuzlarımızı asla kulaklara doğru çekmiyoruz. Evet. Hep aşağıda ve rahat, dirseklerim yukarıda. Süper. Evet. Dirsekleri birleştirin hocam. Birleştirelim. Oh! Biraz daha aç. Kürek kemiklerini hem açıyoruz hem tamamen kapatıyoruz aslında. Evet. Kanatlar ve kürekler için iyi beslenme eklersiniz. Evet. 200 kiloyu kaldırıyoruz ama bunları yaparken zorlanıyoruz işte. Çok önemli, çok. Evet, güzel.
Bundan kaç tekrar yaptın mesela? Tekrarın o kadar sayısının çok önemi var mı? Hep evet. Hastalarımızda hep sorar işte 10 tekrar mı, 15 tekrar mı? Yani günde kaç kere? Neye göre belirliyorsun bunu? Şöyle, tekrar sayısı önemli. Özellikle saniyeli egzersizlerde sinir esnemelerinde mutlaka 20 saniye kalmamız lazım. Hı. 20 saniyeden az beklediğinizde hiç yapmamış gibi oluyorsunuz aslında egzersiz. Yani o kalıcılığı sağlamak için 20 saniye kuralımız var. Bu yaptığımız egzersizlerde de tekrar sayısı önemli. Düzenli olması zaten önemli. Yani haftada bunları en az 3-4 kere kullanmanızı öneriyoruz ama her yapışınızda egzersizi en az 10-15 tekrar mutlaka uygulayın. Bir tane iki tane yaptım ve fayda görmedim diyorsanız zaten eksik. Süper. Bir de yeri gelmişken bu hareketleri yaptığımız ortamın sıcaklığının bir önemi var mı senin açından? Çok sıcakta çok soğuk da istemiyoruz. Özellikle çok soğuk istemiyoruz. Çünkü biraz ısınmaya çalışıyoruz. O yüzden çok soğuk olursa bunu bir klimanın karşısında yapıyorsanız kasın ısınmasıyla birlikte siz bir soğuk hava alıyorsunuz. Aslında kasın evet. ısınmasını sağlıyorsunuz. Şimdi bu konu benim özellikle yani senelerdir gittiğim spor salonlarında çok yaşadığım bir sıkıntı. Genelde ısınma ve esneme hareketlerinin yapıldığı stüdyo denilen kısımların aslında derecesinin evet çok soğuk oluyor. Oraların biraz daha sıcak olması lazım. Aslında bununla ilgili belirlenen belirli derece kriterleri var. Amerikalılar bu tür kriterler belirlemeyi çok seviyor. İşte 20-21 derecelerden daha aşağı olmaması lazım. Bazen buz gibi oluyor. Gerçekten de tabii ısı önemli. Bizim kaslarımızın gevşemesi için, eklemlerimizin gevşemesi için de önemli. Bu hani klasik kullanılan zaten yöntemlerden biri de ısıyı kullanıyorsunuz. Yani eklemleri gevşetmek için. Ama tabii daha ağır efor sarf edilen kardiyak egzersizlerin koşmanın yapıldığı yerde de aşırı kardiyak yüklenmenin olmaması için oralarında çok sıcak olmamasını istiyoruz. Oralarda da işte 19 derece gibi, 18-19 derece gibi dereceler aslında daha uygun. Bunu da hemen arada konuşalım. Evet, şimdi neye geçiyoruz bakalım? Bundan sonra esnemelere geçelim istiyorum. Geçelim. Bunlarda birazcık daha kuvvetlendirmeye yönelik de çalışmış olduk. Çünkü tekrar sayısını önemli. Tamam. Şimdi her iki kol için de ayrı ayrı yapacağız bunu. Parmakları bir sırtımı gösteriyor. Avuç tamam. içimi tam olarak duvara koydum. Duvardan ben de burada yapayım. Siz de yapabilirsiniz. Duvardan uzaklığım tam kol boyun kadar olmalı. Çok uzakta olup koluma yük vermemeliyim. Ben de durmalıyım. Karşı duvara doğru ayaklarımla birlikte dönüyorum. Başımı da ters tarafa doğru itiyorum. Zaten parmak ucumdan omuz bölgeme kadar ciddi bir esneme alıyor. Her yerim esnedi ve titredi. Çok ağırlık çalışan hastalarda dirsek bendeki gibi tam düz kalmayabilir. Hocam evet. gibi birazcık daha fleksiyonda durabilir. Esnedikçe siz tekrar yaptıkça egzersizi bu geçecektir. O zaman bir de bu kolumu şimdi aynen. diğer taraf. Parmak uçları sırtımı gösteriyor. Avuç içimi tam olarak duvara sanırım birazcık daha yaklaştım. Karşı duvara doğru hem gövdemle hem ayaklarımla dönüyorum. Ayaklarınızla da dönün dönün süper. Başımı da sırtıma doğru, diğer tarafa doğru bakıyorum. Yine zaten dirsek gördüğünüz gibi tam düz olamıyor. Çünkü aralık çalışan biraz sıkıntı var. Evet. Evet, bu da güzel bir hareket. Şimdi Ezgi'cim gerek bu esneme hareketlerinde gerek işte kuvvetlendirme için verdiğimiz egzersizlerde senin de eminim en sık rastladığın soru işte zorlandığımı nereden anlayacağım ya da işte ne kadar ileri gitmeliyim? İşte ağrıyor yine de devam etmeli miyim? Bir de bu hani tekrar sayıları demin yine sorduğum gibi hani bununla ilgili de bir bilgi verelim mi? Özellikle mesela esnemelerden gidelim. Şimdi bu esnemede nereye kadar kendimi zorlamalıyım? Bazı hastaların ağrı eşiği çok düşük oluyor. Bazısı ama yüksek oluyor. Kendini hani daha fazla zorlasın mı? Onun sınırını nasıl belirleyeceğiz? Ağrı olduğu yerde her zaman bilmeliyim. Ama evet. ağrının bir esneme ağrısını yoksa bir kısıtlılık ağrısını olduğunu fark etmek lazım. Hasta zaten esnemeyi yaparken bir şeylerin ters gittiğini yani sadece bir kasta esneme almadığını bunun acıyla birlikte geldiğini kendisi net bir şekilde hisseder. Eğer böyle bir durum varsa mutlaka durmalı. Bu egzersizi mutlaka atlamalı. Herhangi bir uzman danışana kadar beklemeli. Ama eğer ki bu sadece bir esnemeden kaynaklı o çekmenin verdiği bir acıysa maalesef esneme egzersizlerinde bu biraz olacak. O kısmı birazcık tölere etmeye çalışacak. Evet. Ama
bu farkı ayırt edemiyorsanız da bu esnemeden gelen bir ağrı yoksa hatalı mı yapıyorum, bir acı mı hissediyorum diyorsan yine sormadan devam etmemek de faydalı. Evet, şimdi bakın bu çok kritik bir nokta. Hep söylediğim bir şey var. Yani günümüzde aslında istediğinde egzersizle ilgili video bulmak, bilgi bulmak çok zor değil, çok kolay. Burada ama kişilerin genellikle hastaların da bundan çekinmesini ya da işte daha yeni başlayıp ilk günden bırakmasının genelde nedenleri bu oluyor. Hastalar korkuyor. Kendimi daha fazla sakatlar mıyım? İşte doğru mu yapıyorum edeyim? Onun için genelde eğer spor alışkanlığı olmayan, vücudunu çok iyi tanımayan, çünkü Ezgi'nin demin dediği noktaları ayırt edebilmek için biraz bunu yapmanız lazım. Vücudunuzu tanımanız lazım. Hangisi esneme ağrısı, hangisi hayır ben kendimi sakatlıyorum. Bunları ayırt etmek için biraz vücudu tanımak gerekli. Eğer bu konuda kendinizi yetersiz hissediyorsanız o zaman da işte bu işe mutlaka bir fizyoterapistle birlikte başlamak lazım. İlk başta fizyoterapistle birlikte başlayıp gözlem altında hayır bu hissettiğiniz şu anda normal, şu sınıra kadar. O çünkü Ezgi de sizin vücudunuzun aldığı postürden şimdi bana hareketi yaptırırken bile benim işte dirseğimin zorlandığını şeyi anlıyor. Tabii ki ben de ona bununla ilgili feedback veriyorum ama daha fazla yapmamamı söylüyor. Ben vücudumu tanıdığım için zaten onun ötesine kendimi götürmüyorum ama burada bu çok önemli bir nokta. Onun için başlangıcı bilen, vücudu tanıyan birisiyle sizin de ona geri dönüşlerinizle birlikte başlamak çok daha sağlıklı olacak. Hatta bence şunun altını çizelim hocam. Burada bugün yaptığımız egzersizler ağrısı olan bir hastaya uygun değil. Bunlar normal, sağlıklı kalmak için, sabah uyandığımızda kendimizi açmak için yapacağımız egzersizler. Evet. Benim omuz ağrım var, ben bunları kullanayım ve omuz ağrımı iyileştireyim. Hayır, önce tanı teşhis, doğru bir tedavi ve size özel egzersizler seçilmeli. Biz aslında burada genel bir postür üzerine çalışıyoruz. Okay. Ağrısı olmayan bir postür. Okay. Az önce yaptığımız esnemenin bir benzeri. Özellikle kadınlar bel sıkıyorlar, cam siliyorlar ve bu bilek bölgelerinde çok ağır yaşıyorlar. Bunları da rahatlatabilecek bir egzersiz. Parmak uçlarımı bu defa aşağı göstereceğim. Duvarla aramda yine kol mesafemden daha fazlası olmamalı. Ellerimi ters bir şekilde koydum, 20 saniye kadar bekliyorum. Eğer çok esnekseniz bu size kolay gelebilir. Kolay geldiği noktada şöyle bir havluyla bunu zorlaştırabilirsiniz. Bilek bölgesi boşta kalacak şekilde bu sefer esneme açınızı arttırdığınız için o esnemeyi, yanmayı daha hızlı alacaksınız. Parmak uçlarımız aşağı gösterecek. Mesela çok esnekliği olmayan bir hastada avuç içleri hemen duvarla buluşmayacaktır, duvara değmeyecektir. Böyle olduğunda yavaş yavaş omuzları çok yukarı almıyorum. 20 saniye kadar mutlaka bekleyin. Ciddi bir yanma hissediyor musunuz bileklerde? Yok. O zaman biraz daha bastırabilirsiniz. Evet. Evet. Geldi mi yanma? Şu an hiç hissetmiyorum belli. Evet, gayet iyi. Konuştuk ya, artık hissetmiyoruz. O yanmayı alana kadar mutlaka baskınızı uygulayın. 20 saniye kadar beklemek yine önemli ama ilk günler yapamıyorsanız 10 saniyeyle başlayıp 20 saniyeye çıkarabilirsiniz. Okey, süper. Evet.